Esselamun aleyküm dostlarım. Eğer daha önceki bölümleri izlemediyseniz sabit yorumdan linke ulaşabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Zincirler daha da alevleniyordu. Alevlenen zincirlerle beraber kendi süreçini gösterir gibi oldu. Artık sadece hırıltısı yok. Kendisi net bir şekilde görünüyor. Göğsünün üzerinde aynı Karura'nın benzeri şekilde dövmeler var. Bunlar neyi sembolize ediyor bilmiyorum ama yanındaki dört harfleri direkt olarak Rahanları işaret ediyor olmalı. Karura sırtımdan ayrılarak yanımda bir fiziki görüntüye dönüşüyordu. Süleyet halini aldığında Tol'un ölüp ölmediğini merak ediyordum. Çünkü kara dumanlar halinde parçalanıp gitmedi. Sadece gövde tarafında o kocaman kolun girdiği yerden itibaren büyük bir boşluk var sadece. Ama etrafından sızan kara dumanlar aynı kolu kopmuş olan Allure'nin yaptığı karanlık dumana benziyor. Arka taraftan kocaman bir adım attı. Zincirler öylesine alevleniyordu ki Karura zincirlerin ortasına doğru yürüdü. Bununla beraber iki elini açarak şimşeklerini kullanıyordu. Avuç içlerinden çıkan şimşeklerin hepsi zincirlerin üzerine doğru çarpıyor. Böylece zincirler etrafını kırmızımsı elektrik saracak gibi kaplanmaya başladı. Zincirleri en son yan tarafına doğru çektiğinde öne doğru fırlattı. O öndeki zamara denilen cin koluna sarar şekilde sıkıca tuttu zincirleri. Kendine doğru çekmeye çalışıyordu zincirden ama kavra denilen o cin çok güçlü. Gerçekten güçlü. Gözlerindeki korkusuzluk, her iki cüssesindeki büyüklük çok korkunç. Ön tarafta Tol'a doğru seslenmeye çalıştım. ''Beni duyabiliyor musun Tol?'' diyerek Tol başını arkaya doğru çevirdi. Yüzünde korkunç bir gülümseme var. Dilini dışarıya doğru çıkarmış. Gözleri çok büyük şekilde açık. Yanaklarının yan tarafındaki yarıklardan karanlık dumanlar aşağıya doğru akıyor. Yüzünde ciddi olmayan gülüş gittikçe korkunçlaşmaya da devam ediyor. Ön tarafına doğru döndükten sonra ''Merak etme Hüdam Kadir, bizler ölmeden önce şimşekleniriz.'' Bunu söylemesiyle beraber gövdesindeki o yarıkların ortasına doğru yan taraflarından şimşekler oval bir yuvarlak oluşturdu. O küreye benzeyen garip yuvarlak hızlı hızlı dönerek etrafına şimşekler çarpıyordu. Sonunda vücudu ona doğru çekilirmişçesine eski halini aldı. Karura gülerek ''Kimin oğlu olduğunu zannediyorsunuz? Bizleri böyle öldürmek kolay değil.'' ''Rahanların gücünü gösterelim sana Zamara. Demek beni öldürmek istiyordun. Başlayalım.'' İki avucunu açtığında elinin iç tarafında mühürler oluştu. Zincirler havaya doğru kalktı. Avuç içlerinde yapışık şekilde birleşti. Zincirleri sıkıyordu. Zincirlerdeki alevler kavra denilen o cin tarafından kontrol ediliyor. Karura'nın bütün vücudu alevlerle sarıldı. Sonunda bileklerine bağlı olan zincirleri serbest bıraktı Kavra. Bunu yapmasıyla beraber de zincirler Karura'nın vücudunu sarmaya başladı. Yavaşça olduğu yerden ufak ufak zıplıyordu Karura. ''Sizlere şimşeğin gücünü göstereyim.'' Bunu söylemesiyle beraber ortadan bir anda yok oldu. Etraftaki bütün o siyahlı habisli olarak söylenilen cinler içinden resmen ok gibi geçiyordu şimşeğiyle. Tol tekrardan o çirkin gülümsemesiyle arkaya doğru ilerledi. ''Rahanların gücünün tadına bakın.'' dedi. Sesleri babasıyla beraber eğlenceli bir ses tonundan tamamen ciddiyete dönmüştü. Allure üzerindeki o pullara benzeyen değişik deliyle beraber ''Tol, sıra bizde.'' demesiyle Tol'un üstüne doğru kapaklanırmışçasına karanlık dumanla kollarını sarmaya başladı. İkisinin de sağ gözlerinde şimşeklenme olmasıyla beraber Tol da ortadan çıkmıştı. Burnumdan gelen kan dudaklarımın üstünden ellime doğru düştü. Burnumdan akan kan normal değil. İlk önce damlalar halindeydi ama şimdi oluk oluk atacak şekilde hızlı hızlı akıyor. Başım dönmeye başlamıştı. Buradaki cinlerin derdi ne böyle? Neden savaştıklarını bile bilmiyorum. Agon için çalışmadığını söyleyen bu Zamara neden Karura'yı öldürmek istiyor? Dizlerimin üstüne doğru tekrardan çökercesine düştüm. Yerdeki toprağı sıkarak derin derin nefes almaya çalışıyordum. Göğsümün iç kısımlarından yayılan yanıcı bir madde varmış gibi.
Bütün karın bölgemi sarmıştı o ateş. Daha sonrasında göğüs bölgemi. Her çektiğim nefeste gittikçe acı da büyüyordu. Arkamdaki o cin yere doğru ayaklarını vururcasına bağırarak bir şeyler söylüyor. Söylediği şeyler çok boğuk ve anlaşılmaz. Tol onun bağırmasıyla beraber geriye doğru geldi. Sen nasıl istiyorsan kavra dedi ve hiçbir şey yapmadan öylece duruyor. Etrafta durmaksızın bir elektrik dönmekte. O kadar fazla güçlü ki benim vücudumu etkileyen aslında buradaki cinler değil. Büyük ihtimalle Karura'nın saldırısı. O zincirlere dolandıktan sonra yaptığı saldırılarda benim de vücudumu parçalıyormuş gibi. Tekrardan onu hissediyorum. İçimde hareket ediyor yine bir böcekmiş gibi. Karnımı yavaşça açtım. O yüzü görüyorum. Değişik bir yüz var karnımda. Sanki çıkmak istiyor, sürekli olarak karnımı yırtmak. Tol'a doğru seslendiğimde karnımı gösterdim. Tol'un gözleri çok büyük şekilde açıldı. Kavra'ya doğru dönerek, ''Kavra, mührü zayıflıyor Hüzam Kadir'in. Mührü yenilemeniz gerekiyor.'' diyerek bağırdı. Elinde yanan bir mühür oluştu Kavra'nın. Beni sırt üstü yatıracakmış gibi sol eliyle sadece koklu oynatır gibi hareket ettirdi. Bir anda yere doğru kapaklandım. Kara dumanlar beni sırt üstü yere doğru bağlarcasına etrafımı sardı. Ellerim ve ayaklarım sarıldığı için de hiçbir şekilde oynatamıyordum. Elini göğe doğru kaldırdı. Tam karnımın ortasına gelecek şekilde avuç içini yavaşça karnıma doğru vuracakmış gibi aşağıya indiriyordu ki karnımdan o karanlık ellerden biri çıktı. Aynı o gün kapıya doğru yapışıp daha sonrasında kapıyı parçalayan o mühürlü eller. Avucunun içine doğru sert bir şekilde o da elini koydu. Gerçekten güçlü olmalı içimdeki şey. Çünkü kavra denilen onu sahibinin padişahı hiçbir şekilde aşağıya doğru elini indiremiyor. Ne kadar kendini zorladığını ve güç kullandığını görebiliyorum. Tol, Alluri ile beraber bir ayrılma sağlayarak ikisi de ellerini kavranın elinin üzerine koyacakmış gibi üstüne doğru getirdiler. Daha sonrasında bir ışık süzmesiyle beraber ellerinin üstünden bastırdılar. Ama karnımdan çıkan o el hepsini tutuyor. Yavaş yavaş ikinci elde karnımdan yukarıya doğru süzülmeye başladı. O evdeki gibi gözlerimin değiştiğini hissedebiliyorum. Zifiri bir karanlığa dönüşüyor gözlerim. Etraftaki görüşüm sarımtırak altın söngüsüne doğru dönüyor. Etrafı blurlu ve daha çok lenslenmiş şekilde görüyorum. Etrafa bakmama neden olan bir şey daha var. İçimden çıkmak için resmen bağırıyor. Dilimi kullanmaya da başladı. Lisanımdan Agarilazil, Agarilazil. Bunu sürekli olarak tekrarlatıyordu ki bana bir anda karnıma doğru sertçe bir şey vurdu. Havaya doğru yavaş yavaş dumanlarla kalkarken olduğum yere tekrardan yapışmıştım. Güneşin yakıcılığında hafifçe önüme elimi getirdikten sonra baktım. Bu o kör adam. Evet o kör adam bastonuyla karnıma vurmuş. Karnıma doğru bakmak için hafifçe başımı kaldırdım. Hiçbir sızıntı veyahut kara duman yok. O bastonunun altından yine hafif hafif karanlık dumanlar çıkıyor. Karnımın üzerine birkaç defa daha dokundurur gibi vurduktan sonra ''Sana ben uyan demeden neden uyanmaya çalışıyorsun ki?'' ''Birazcık sessiz ol.'' dedi. Karnımdakiyle konuşuyor sanki. Sonra önüne doğru baktı. Sol tarafıma doğru döndüğümde Karura etraftaki neredeyse bütün habisleri paramparça etmiş. Yaklaşık sayıları 1/4'e kadar düşmüş durumda. Ama o zamara hala orada duruyor. Üzerimden atlarcasına uzun bir adım attı. Yan tarafıma geçtiğinde bastonunu yere doğru vurdu. Kırmızı bir duman. Bu sefer kırmızı bir duman yayıldı. Herkes olduğu yerde kaldı bir anda. Kavra önümdeki o yaşlı adama bakıyordu. Tol ve Alluri de saygı duyacak şekilde bir anda arka tarafıma doğru geçerek yüzlerini aşağıya doğru eğmişlerdi. Karura ona doğru baktıktan sonra ''Nedense Rahanların kurucuları çok sinirli oluyor. Eskiden sevecen ve eğlenceli hüddamlardı. Şuna baksana, bunadıkça aynı gazere benziyorlar. Sürekli ciddiyet ciddiyet.'' Karura da arka tarafıma doğru gelerek zincirlerini yere doğru bıraktı. Kavra el hareketiyle beraber zincirleri bileğine doğru doladı. O yaşlı adam önündeki zamaraya doğru yavaş adımlarla ilerliyordu ama
Zamara'nın korktuğunu anlıyorum. O adım attıkça o da birkaç adım geriye doğru gidiyor. Haklı olduğumu biliyorsun. Hiçbir şekilde bana zarar veremezsin. Sen Müslümansın ve adaletten yana olmalısın diyerek resmen önümdeki o yaşlı adamı tehdit ediyor. Adam önüne doğru geldikten sonra başını ona doğru kaldırdı. Derdin Karora ile mi diyerek sordu. Zamara evet demişti. O zaman bunu bana neden söylemiyorsun diyerek bastonunu havaya kaldırdıktan sonra bir şeyler okudu. Okumasıyla Zamara denilen o cin önünde secde eder gibi diz çöktü. Ellerini yere doğru koydu. Hocaya doğru bakıyordu. Sen çok güçlü bir hüdamsın, bunu biliyorum. Ama bana adaleti vereceğine söz vermelisin. Sen adaleti sağlamak için seçilenlerdensin demişti. Kör adam bastonunu tekrardan yere indirdikten sonra şimdi eve gideceğiz. Eve geleceksin ve cin mahkemesine katılacaksın. Şu arkandaki ucube kalabalığa da söyle defolup gitsinler. Etraftaki insanların enerjilerini yıkıyorlar. Bu yüzden de insanlar bir hitap halde. Neredeyse birçok araba kaza yapacaktı. Bütün cinler buradan dağılsın. Kavra, seni bir daha burada görmeyeyim. Ademoğullarının alemine bir defa geçtiğini duydum zaten bu çocuğa yardım etmek için. Bir daha bizden izinsiz Ademoğullarının alemine gelme. Sopasını tekrardan yere vurduğunda yer sarsılırcasına o kırmızı duman bir daha yayıldı. Herkes dağılırcasına birbirine doğru baktıktan sonra gidiyorlardı. Alluri ve Tol vücudumu saracak derecede etrafımı sardılar. Bana güç veriyorlardı, ayağa kaldırdılar. O kör adama doğru baktım. Gözlerinin içi gerçekten çökük. Hiçbir şekilde göz bebeği yok. Göz kapağının üst tarafında, kaşının üstünde ve göz çukurunda yazılar var. Tek anladığım bu yazıların onun görme yetisine yardımcı olup olmadığı. Acaba içinde bir cin vardı. Onun söyledikleri sayesinde mi nerede olduğumuzu anlıyor. Kafamda çok soru işareti vardı. O gelmiyor mu diyerek sordum. Bizden önce gitmiş bile olabilir o. Boş versin onu diyerek devam ediyordu Tol. Yol boyunca etrafımdaki insanlara bakıyordum. Çoğu gerçekten burnunda kanamalar yaşamış. Bazıları ise oldukları yerlere çökmüş. Bu kadar güçlü bir cin. Neden böyle? Cinler insanlara bu kadar zarar verebiliyorsa neden şimdi? Kafamda o kadar çok soru var ki anlamsız sorular soruyorum kendime, anlamsız cevaplar arıyorum. Birçok ambulansın sokaklarda olduğunu gördüm. Büyük ihtimalle bayılan yaşlı insanlara yardım için gelmişler. Sonunda yaşadığımız evin bahçesine girmiştim. Resul Hoca kapıyı açtı, bana doğru bakıyordu. İçeriye buyur edercesine kenara çekildi. İçeriye doğru gidip koltuğun üstüne doğru yayıldım. Hocam kusura bakmazsanız saygısızlıkla yapmak istemiyorum. Uzanıp biraz dinleneceğim. İnanın gördüğüm ve yaşadığım şeyler çok saçmaydı. Size anlatmaya kalksam belki de rahan üdleme olmanıza rağmen böyle şeyleri daha önce yaşamış olmanız imkansız. Her şeyi biliyorum, merak etme dedi. Yastığa doğru gömüldükten sonra Karura'nın acaba Zamara'ya ne zarar verdiğini düşünüyordum. Bir cin mahkemesi istedi. Karşımızdaki kafir bir cin bile olsa Müslümanların ne kadar adaletli olduğunu biliyor. Peki bu kadar Müslümanların iyi olduğunu bildiği halde neden o zaman kötü tarafta? Acaba bilmediğim bir durum mu vardı? Aklım soruların eşliğinde uykuya dalmıştım. Akşam saatlerinde demir kapının sertçe vurulmasıyla beraber ayağa kalktım. Ne oluyor diyerek koridora baktığımda baston sesini duymuştum. Yavaş yavaş arkasındaki iki tane beyazlı cinle beraber içeriye doğru yürüyor. Görünüşü gerçekten çok heybetli. Bastonunun ağırlığı neredeyse benim kilomun ağırlığında olmalı. O kadar uzun ve kalın ki nasıl bir sopadan yapıldığı belli bile değil. Üzerindeki her yazı, her bir sembol birbirini nakşeder şekilde sıralı bir işleyişle yapılmış. Yanımdan geçerek yattığım yere oturmuştu. Ben de diğer koltuğa oturarak ellerimi birleştirip öylece duruyordum. Bana doğru bastonunu uzattı bir anda. Açıkçası bu adam beni çok korkutuyor. Hem bu kadar gizemli olması hem de Karura gibi daha sonrasında tanıdığım Kavra gibi güçlü cinlerin ona sanki sadakat gösteriyormuş gibi sözlerini dinlemesi. Bu adamın korkunçluğu çok yüksek. Sen yeni uyanmışsın. Gidip abdestini al. Cin mahkemesine abdestsiz bir Müslümanın katılması doğru değildir. Bunu söylemesiyle ayağa kalkarak peki hocam diyerek koşarak banyoya geçtim. Abdestimi tazeleyip içeriye döndüğümde yerde birçok leğen olduğunu gördüm.
Leğenin içinde kanlı sular, içlerinde kemikli etler. Duvarlarda tütsüler yakılmış, dumanlar içeriği loş bir ışık şeklinde doldurmuş. Mumlar yanıyordu sadece. Neden böyle diyerek Resul Hoca'nın yanına oturduğumda sordum. Bizler Müslümanız, unutma Kadir. Gelecek olan kabile kafir de olsa, Müslüman da olsa misafirdir. Cin de olsa fark etmez. Onların lezzetleneceği yiyecekleri koyduk. Geldiklerinde onları ağırlamalıyız. Cin mahkemesinin davetini kabul ettikleri için de hiçbir zaman hocamızın dediğinden çıkmamalıyız. Peki hocamız kim? Yani biliyor musunuz, tanıyor musunuz? Rahanların kurucuları demişlerdi hani. Kulağıma doğru tam eğilecekti ki bastonu yere doğru vurdu. Sessizlik dedi. Ulan tam da öğrenecektim diyerek içimden iç geçirmiştim. Kapının sert şekilde 3 kere vurulmasıyla beraber kapı kendiliğinden açıldı. Simsiyah giyimli, kapkaranlık cinler geliyordu içeriye doğru. Sanki bir heyet gibi. 10 kadar karanlık cin evin sol tarafına geçmiş, sağ tarafta da kör olan hocanın getirdiği o 2 tane beyazlı duruyordu. Tol ve Allori de onlara katılacak şekilde yanlarında belirdiler. Bir süre sonra beyaz giyimli olarak önünde 4 sembolünü taşıyan bir şey daha geldi. Bu Karura'ydı. Sağ tarafa doğru geçti. Kör olan hoca bastonun yere vurduktan sonra ayağa kalktı. Bastonuyla halının üzerinde ateş çıkarırmış gibi sürdü. Gerçekten de sürdüğü o oval çember ateş aldı. Tekrardan sopasının ucuyla beraber içine doğru yazılar yazmaya başladı. Hiçbir şekilde ateşle ilgili bir şey yok bastonunda. Ama çizdiği yerler ateşleniyor, alıya da yayılmıyor bu ateş. Bu adam gerçekten çok güçlü. Düşündüğümden de güçlü olmalı. 2 tarafta karşılıklı şekilde bağdaş kurup çemberin karşısında otursun. Söylediği gibi kavrağı da ilerlemiş, zamarada ilerleyerek çemberin önünde bağdaş kurarak oturmuşlardı. İkisi de birbiriyle atışırmış gibi o boğuk sesleriyle konuşuyorlar. Hoca öfkelenerek bastonunu tekrar vurduğunda bu sefer bastonunu yere doğru bıraktı. Baston simsiyah bir dumandan kıpkırmızı bir dumana doğru dönüşerek kırmızı çarşaflı bir şey ayakta dikili durdu. Durmasıyla beraber de bütün cinliler tedirgin oluyordu. Tol, Allori bile geriye doğru birkaç adım attı. Hoca bağdaş kurarak çemberin ön tarafına doğru oturdu. Dua eder gibi ellerini açarak, Rabbim, şu anda kurulacak olan cin mahkemesini ben yöneteceğim. Vesveselerden uzak, şerli varlıkların seslerinden uzak olmak isterim. Senin rahmetin ve bereketinle, inşallah kalbimdeki İslamiyet ile beraber bu mahkemede adaletli bir sonuç veririm. Ne olursa olsun mahkemedekilerin dini gözetmeksizin doğru kararı vereceğime and içerim. Bunu söylemesiyle beraber avuçlarının içine doğru üfledi. Daha sonrasında yüzünü mest etti, ellerini avuşturdu. Ellerini dizine götürdükten sonra önce zamara. Anlat zamara. Neden Karura'dan öç almak istiyorsun? Sana ne gibi bir zarar verdi veyahut sevdiğin birine mi zarar verdi? Zamara denilen o cin yavaşça ayağa kalktı. Parmağıyla beraber Karura'yı göstererek bu sefer anlayabileceğim bir dilden konuşuyor. O, benim bütün kabilemdeki cinnileri öldürmeye kalktı. Hem de sadece zevk uğruna, şimşekleri güçleniyor diye benim kabilemi öldürmeye hakkı yoktur. Karanlık tarafın tek bir padişahı vardı. Ta ki ölene kadar. Öldükten sonra herkes biliyor ki bütün kabileler kendi başındadır. Kendi başında olduğu için de bizim kimseye yasak vermeye haddimiz yoktur. Biz kurallar içerisinde karanlık tarafta Rahan üddamlarının belirlediği bölgede yaşıyorduk. Fakat Karura bir gece gelerek köyüme saldırdı. Kabilem yerle bir olmak zorunda kaldı. Kaçtık. Daha sonrasında da güçlendik. Ben o sırada başka bir yerdeydim. Eğer kabilemin başında olsaydım zaten bu Rahan ucubesini yok ederdim. Bunu söylemesiyle beraber sesini kesermişçesine o kör adam elini kaldırdı. Zamara, sözlerini ekleyeceğin başka bir şey var mı mahkemeyle ilgili? Birbirinize hakaret etmeniz beni ilgilendirmiyor demişti. Mahkemenin sorucu olarak Karura'yı istemiyorum. Eğer kazanırsak cinler arasındaki anlaşmayla kısasa kısas olur. Bunun içinde oğlunu istiyorum. Gözlerinin önünde oğlunu öldürmek. Tamamdır diyerek elini yavaşça aşağıya indiriyordu ki
Karura'nın gözlerinde kırmızılıklar öylesine şimşeklenmeye başladı. Öylesine öfkeli görünüyordu ki evin içindeki aynalar, daha sonrasında mumlar, tütsüler bile etrafta kasırga oluştururcasına ufak ufak dönmeye başladı. Hüddam, Karura'ya doğru döndükten sonra hareket bile edersen ömür boyu mühürlü kalırsın. Sinirlerine hakim ol. Adalet için burada olduğumu unutma. Müslüman olman veyahut dostum olman bu mahkemeden çıkacak sonuca hiçbir şekilde etki etmez. Ben Rabbimin bana verdiği bu ilmi her zaman doğru olarak kullanacağımı and içtim. Karura ayağa doğru kalktı. Tekrardan o körü dama doğru döndüğünde söylediklerinin hepsi doğrudur. Kabilesinin içine girdim, kabilesindeki birçok cini de öldürdüm. Fakat eksik anlatmaktadır. Söyle bakalım Karura, ne oldu da bunu yaptın? Ben hiçbir zaman Ademoğullarının tarafına geçmedim yapılan anlaşmadan sonra. Fakat yardım çığlıklarını da hiçbir zaman geri çevirmeyecek bir Müslüman, bir cin olduğumu da herkes bilmelidir. Bunun kabilesi taşlı büyücülere yardım ediyordu. Bunu yapabilir dedi Hüddam. Yapmasında bir sorun yok. Kendi günahı boynunadır. Fakat aydınlık taraftaki habiste olanlara ulaştılar. Onlardan yardım isteyerek sırlardan bazılarını istediler. Büyünün içinde kullandılar ve bir aileyi helak etmeye çalıştılar. Bu yasaktı. Karanlık tarafla aydınlık taraf hiçbir zaman birbirine girmemek üzere tekrardan ayrıldığından beri böyle anlaşmaların da yapılmayacağı kesindir. Bunu öğrendiğimde de Ademoğullarının alemine geçerek o aileye yardım ettim. Üstlerinde olan bütün tılsımları, daha sonrasındaki habislileri paramparça ettim. Habislilerden en sonu yakaladığımda kimlerdensin diyerek sordum. O da Zamara'nın askerlerinden biri olduğunu, o kabileye ait olduğunu söyledi. Onu alarak karanlık tarafa geçtim. Kabilesinin içine girdim. O cinliği de bizzat ellerimle onlara teslim ettim. Yaptıkları hatayı ve suçu söyledim. Bu yüzden de kısas hakkı olduğundan o aileye bir şeyler bırakmaları gerektiğini söyledim. Bu korudukları bir define olabilir veyahut uzun zaman boyunca hiçbir habisinin musallat veyahut büyü yapaması üzerine korumak da olabilir. Bunu kendileri seçeceklerine, bana orada üstünlük tasladılar. Benimle alay etmeye kalktılar. Benimle herkes alay edebilir. Ben bunu kaldırabilecek bir cinim. Fakat kimse Hüddamlar Hüddamına dil uzatamaz dediği anda öylesine bir şimşek çaktı ki arka tarafta duran Zamara'nın bazı cinlerinin içinden şimşekler geçti ve onlar neredeyse ölüyordu. O kör Hüddam bir anda ayağa kalktı, kırmızı olan cine doğru baktı. Cin Karura'nın etrafını sararak sanki onu kenetler cinsine tuttu. Tutmasıyla beraber Karura'nın şimşekleri azalmaya başladı. Gözlerindeki kırmızılıklar da yavaş yavaş söndüğünde o kör Hüddam net bir şekilde sordu. Hüddamlar Hüddamına küfür mü ettiler? Küfre mi düştüler yoksa farklı bir şey mi? Karura öfkeliydi belli. O kadar sinirli ki konuşurken boğukluklar gelmeye başladı sesinden. Ama duyabildiklerim de küfre düşmekten daha da kötü. Onunla beraber olanları daha sonrasında ise bütün Rahan cinlerini öldüreceklerini, yıllardır bunu planladıklarını, en ilk olarak da Hüddamlar Hüddamının eşini öldüreceklerini söylediler. Bunun üzerine söylediklerinin küfre düşmek ve bir daha tekrarlarsa bana hak doğacağını söyledim. Onlar bana saldırmaya kalktı. Hatta içlerindeki birçok cin de buna şahittir. Mahkemenin huzurunda hangi cin yalan söylerse paramparça olacağını bilir. Bu yüzden sorabilirsiniz Hüddam demişti. Karura'nın bu söylediklerinden sonra o kör Hüddam yumruklarını sıkıca sıktı. Zamara Karura'ya doğru bakarak inan bunların olduğunu bilmiyordum dedi. Ilıman bir şekilde konuşuyor. Arkasındaki cinlere doğru dönerek Karura'nın söyledikleri doğru mu veyahut görmeziyseniz kendi işinizde olanlar durumu böyle mi anlattı? Söyleyin diyerek arkasına doğru kökrercesine bağırdı. Arkasındaki cinler hiçbir şey söylemediği sırada Zamara üzerinde resmen bir sembol oluşturuyor. Bu aynı o duvarlarda yazılı olan sembolle aynı. Avucunun içinde de oluşan bu sembolle beraber arkasına doğru dönerek bir anda karanlık dumanlarla arkasındakileri sardı. Karanlık dumanlar bir süre sonra eski haline doğru dönüyordu. Kendi haline geldiğinde arkasındaki hiçbir cinliği yoktu.
Kısasa kısas olarak size hakaret edenleri de alabilirsiniz kabileme gelerek. Mahkemeden çekilme kararı alıyorum demişti. Kör olan Hüddam Karura'ya doğru baktı. Karura, kırmızı olanın ayrılmasını istediğini söyledi. O kırmızı cin yavaşça ayrıldıktan sonra da ''Sen Zamara, bir zamanlar beraber secdeye gittiğim dostumdun. Neden Müslümanlığı bıraktın? Neden bizden uzaklaştın? Seni uzaklaştıran neydi? Yalanlar mı yoksa kardeşin olduğun Azazil mi? Azazil'in ölümü seni gerçekten bu kadar yıktı mı? Biliyorsun ki Hüddamların ölmesi için elinden geleni yaptı. Bizler bilerek Azazil'e hiçbir zaman saldırmadık. Aynı şu an senin yaptığın gibi adaleti sağlamaktı sadece amacımız. Zamara kafasının karışık olduğunu, o konular hakkında konuşmak istemediğini söyledi. O kırmızılı cin, yavaşça karanlık dumanlar şeklinde o kör adamın elindeki baston gibi görünmeye devam ediyor. Yere doğru sert bir şekilde vurduğunda mahkeme kapanmıştır o zaman. Mahkemeyi adaletli bir şekilde iki taraf kendi arasında çözmüştür. Hiçbir şekilde karar vermezim, vermeme de gerek kalmadı. İstiyorsanız burada misafirimiz olarak kalabilirsiniz. Gerçi sizden tek bir tek sen kaldın. Zamara, lezzetlenebilirsin yiyeceklerden. Ama karanlık tarafa gittiğinde kaybetmiş bir lider olarak görünüp kabilen tarafından dışlanmam da mümkün. İstiyorsan seninle gelebilir, seni orada koruyabiliriz demişti. Karara göre de oradan geri dönebiliriz. Gerçekten o kör olan Hüddam, berzahı aleme geçmekten bahsediyor. Onlar için çocuk oyuncağı gibi sanırım. Bana anlatılan berzahı aleme geçmek için saatlerce yapılan okumalar, ritüeller, aynanın arkasındakileri bu kadar rahat görebilmek. Kafamı okşuyordum, başım gittikçe ağrıyordu. Ama Karura'nın söyledikleri beni çok gururlandırmıştı. Bahsettikleri karanlık taraf çok korkunç olmalı. Oranın padişahsız kaldığını anladım. Zamara gerek olmadığını söyleyerek ayrılırcasına dumanlar şeklinde silinerek gitti. Karura da arkasını dönerek geldiği gibi kapıdan çıkmak için sanki ilerliyordu. O kör olan Hüddam bastonunu yere doğru vurduğunda Karura durdu. Karura, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Hatta dostumun en yakınlarından biriydin. Hüddamlar Hüddamıyla da her zaman içi dışlıydın. İki Hüddamlar Hüddamı da seninle beraberdi. Unutma Karura, kalbinde ne kadar onlara olan sevgin varsa bu senin dezavantajın da oluyor. O kabileyi sadece kısasa kısas hakkı için değil, kendi zevki ve intikam duygularınla mı öldürdün? Bunun muhakemesini kendin yapman gerekecek. Kalbine bir daha sor. Sevgin, İslami değerlerinin önüne mi geçiyor? Bizler dünyevi alemdeki duygularımızdan arınırken, sen cini duygularınla beraber mi hareket ediyorsun? Bunları dinledikten sonra Karura, bütün vücudunda şimşek çakarmışçasına ortadan kayboldu. Tol ve Al-Luri de rahatlamıştı. Bastonunu yavaş yavaş yere vurarak, hiçbir şey söylemeden o da dış kapıyı kapatarak çıktı. Onun çıkmasıyla beraber de evdeki bütün elektrikler yanmaya, etraftaki mumlar sönerek aynalar da çatlamaya başladı. Resul Hoca etrafı temizleyelim dedi. Bu leğendeki kemikli etleri ne yapacağız diyerek sordum. Tut ucundan da tek tek çıkartalım, bahçeye koyalım. En azından dostlarımız lezzetlensin dedi. Söylediği gibi yaparak leğenleri dışarıya doğru taşıdık. Daha sonra salonu süpürdüm. Duvardaki çatlak aynaları da yavaş yavaş alarak hepsini bir kartonun içine doğru koyduk. Bunlar kesici, dikkatli olunması gerekiyor diyerek koyduğumuz kartonun üstüne içinde cam bulunmaktadır yazdım. Onları da konteynere attıktan sonra eve geldiğimizde sadece öyle şaşkın şaşkın bakıyordum. Gördün mü? Koskoca bir cin savaşının içine giriyordun neredeyse. Daha sonrasında bir cin mahkemesine şahit oldun. Şimdi nasıl hissediyorsun Kadir diyerek soruyordu Resul Hoca. Aslında hiçbir şey hissetmiyorum. Daha çok şok içindeyim. Karura'nın o kadar öfkelenmesi, Tolu gözlerimin önünde öldü zannetmiştim. Kavra denilen o padişah olan cin çok güçlüydü. Ama o kör olan Hüddam ona kızdı biliyor musun hocam? Bir daha seni Ademoğullarının aleminde görmeyeceğim dedi. Resmen onu azarladı ve geri gönderdi. Padişahlar artık Ademoğullarının alemine geçemiyorlar mı diyerek soruyordum. Resul Hoca sakallarını birazcık karıştırdıktan sonra yapılan çok büyük anlaşmalar var. Hem Ademoğulları tarafından hem de berzahı alem içerisinde. Bunların çoğuna hakim değilim. Ama bildiğim kadarıyla padişahlar artık Ademoğullarının alemine geçmiyorlar. Ne kafiri ne de Müslümanı.
Yani kavranın gelmesinden dolayı da yaptıkları anlaşmaya ihanet etmiş oluyorlar. Bu yüzden Hüdam'ın kızması normal gibi dedi. Bunların eşliğinde vücudum çok yorgundu. Açıkçası burnumdan akan kanlardan dolayı da bir hitap hale düşmek üzereydim. Acaba kansız mı kalıyorum diyerek düşündüm. Çünkü sürekli olarak üşüyor, olur olmadık şekilde bir esintide kemiklerime kadar işliyordu bu esinti. Yatağıma geçip yattıktan sonra yarın okulda ne yapacağım diyerek düşünüyordum. Hele ki okuldaki herkesin burnunun kanaması, aynı anda olan garip şeyler. O çocuklar geldikten sonra sınıftaki herkesin zihninden silinmiş olması. Kafam çok karışıktı. Karura normalde Bert ısısımıyla benimle birleşmişti. Ama çekip gittiğine göre bir daha gelir mi gelmez mi bilemiyorum. Sabaha kadar derin bir uyku çekmiştim. Telefonumun çalmasıyla beraber de kalktım. Hemen abdestimi aldım. Ezan da bir iki dakika sonra okunmuştu zaten. Pencereyi açtıktan sonra temiz havanın suratıma çarpmasıyla beraber ezanı dinliyordum. Ezanın bitmesiyle Resul Hoca da kalkmıştı. O da abdestini aldı, beraber namazımızı kıldık. Mutfağa geçip kahvaltılık bir şeyler hazırladım kendime. Daha sonrasında da direkt olarak okula geçecektim. Kitaplarımı ve defterlerimi ayarladıktan sonra çıkmıştım evden. En çok merak ettiğim şey Ahmet Hoca'ydı. O kadar curcuna oldu. Cin hissiyatı yayıldı ama kendisi ortada yok. Açıkçası bize kırgın mı küs mü anlayamamıştım. En sonki durumlarda Resul Hoca onu birazcık terslemişti. Okul bahçesine girdiğimde her şey normal. İnsanlar dünle ilgili hiçbir şey konuşmuyor. Bazı grupların yanında durarak acaba dünle ilgili bir konuşma yapıyorlar mı diyerek dinledim. Hiçbiri konuşmuyor. Dünle ilgili konuşan bile yok. Büyük ihtimalle o kör Hüdam bunu müdahale etmiş olmalı. Sınıfıma çıktıktan sonra sırama geçtim. Sıramın altına tam çantamı koyacaktım ki oradaki kitapları fark ettim. Kitapları kaldırıp baktım. Bunlar dün Ahmet Hoca'nın bana verdikleri. Ahmet Hoca sınıf kapısından bana doğru bakarak el etti. Ben de el etmiştim. Eda da sürekli olarak soruyordu. Bu Ahmet Hoca senin akraban mı? Ayıp olur diye mi bir şey söylemiyorsun bize Emrah'a? İstiyorsan açıklayabilirsin bana. Bak aramızda sır olur diyordu. Yok yok öyle bir şey yok kardeşim diyerek geçiştirdim. Tekrardan kitapları açtığımda bu sefer o değişen kitabın içeridekileriyle aynı. Bunlar dünkü kitaplar değil, daha başkaları. Hatta buradaki figürler daha detaylı. O kitapta sanki üstün körü şekilde bazı görseller verilmişti. Karnımda inanılmaz bir ağrı saplandı bu sırada. Ben sayfaları çevirdikçe karnımdaki ağrı gittikçe de artıyordu. O kör Hüdam'ın bastonuyla beraber karnıma vurup o içimdeki şeyin dışarıya çıkmasına engel olmasıyla beraber ilk defa bu kadar net şekilde hissediyordum. Artık daha fazla dayanamıyormuş gibi dışarıya çıkmak için karnımı yarıp geçecek. Karnımı tutarak sayfaları çevirmeye devam ettim. Sayfaların en ilginci ise en önlerden birisinin üzerinde Rahan sembolünün yanında dört sembolünün olması. Alt tarafında bir insan var. Sırtında garip bir işaret var. Bir kılıca benziyor. İki tarafında da yazılar. Sağ tarafında okuyabildiğim şekilde Hüdam Elbin Gazer yazıyor. Altında yazılanlar aynen şu şekildeydi. Hüdam Elbin Gazer'e verilen görevi bilerek yapmıyor. Sadece yapıyormuş gibi gösteriyor kendini. Aslında saklanılan sırrı biliyor. İçindekini duyabiliyor ve hissediyor. Bunu Mirza'dan bile sakladığına eminiz. Mirza'ya bile söylemediği bu sırrı bir gün ortaya çıktığında oğluna devredecek. Oğlu bu antiyi öldürecek mi yoksa ona karşı savaştığında ölecek mi? Gazer'in oynadığı kumara benziyor. Bu çok riskli. Gazer'in bir an önce durdurulması gerekli. İçindekiyle beraber ölmeli. Sahabelerden gizli bir şekilde onu öldüreceğiz. Gazer'i karanlık tarafta avlayacağız. Bir cin kabilesini onun sevdiği arkadaşlarından birine musallat ettik. Karanlık taraftan olduğu için de direkt olarak karanlık tarafa geldiğinde onları öldürmek isteyecek. Gazer tuzağımıza düştüğünde onu orada öldüreceğiz. Bu Hüddamlar Hüddamı olan Hüddam Elvin Gazer. Evet bunun hakkında söylemişlerdi biliyorum. Okumaktan kendimi alamıyordum. Hoca sınıfa girdiğinde ayağa kalktım ama hala gözlerim kitaptaydı. Eda bile sürekli olarak kitaba bakmamdan dolayı şüphelenmiş, ne okuyorsun diyerek sorduğunda kişisel aileme ait bir günlük okuyorum da Eda, daha sonra seninle konuşacağım diyerek suratına bile bakmadan sadece el işaretiyle dur etmiştim.
Devam ettim okumaya. Hüdamel bin Gazer, Cin Dağı'nın içerindeki bir geçiti buldu. Geçit, Hüddamların yasaklı olanlarıyla korunuyordu. Bazı alimler bunların kullanmasının yasaklanmasını istedi. Sahabeler de bütün antiklerden sakladı onları. Sahabelerin bildiği sırların ötesinde en son geleni de öldürecekler. Gazer, en son gelenin ortaya çıkmasını mı istiyor? Hala bilemiyoruz. Birçok soru işareti koyulmuştu yanına. Altında yazanlar ise devam ediyor. Karanlık tarafta Gazer'i beklerken hiç beklenmedik bir şey oldu. Dostu Hüddamel bin Mirza da biliyormuş. Sırların efendisi olarak söylenilen, bütün sırlara neredeyse vakıf olmayı başarabilen tek Hüddam olarak biliniyor. Mirza ile beraber karanlık tarafa geldiler. Onlarca hazırlanmış karanlık taraftaki kabile üstlerine saldırmaya çalıştığında Hüddamel bin Gazer'in içinden çıkan bir cinni hepsini yok etti. Adı Rahvin. Rahvin adındaki bu cin daha sonrasında ise padişah olarak seçilecek. Karanlık tarafın padişahı olduğunda onu durdurabilecek kimse yok. Birçok ünlem işareti koyulmuş. Onları durdurabilecek miyiz? Soru işareti var bir tonda. Neden sürekli soru işaretleri ve noktalama işaretlerinin ardı ardı kesilmeksizin birkaç satır kadar yapıldığını anlayamıyorum. Bir şifreleme sonucu mu bu? Anlayamıyordum. Rahvin denilen cin sonunda istediğini başardı. Babası Fabon'dan bile güçlü. Bütün güçlerini almış durumda. Sırtındaki kılıç eline aynı dövmesi gibi geliyor. Kılıcın içeriğindeki bulunanlar bütün sırları saklıyor. Kavranın zincirleri gibi. Bugün onu öldürmek için bir plan yapacağız. Karanlık tarafın padişahını öldüreceğiz. Hüddamel bin Gazer'den kalan o lanetliği ortadan kaldıracağız. Sayfaların gerisi bomboştu. Direkt olarak hızlı bir şekilde ikinci kitabı açtığımda yaptığım fevri tavırlardan dolayı hocanın dikkatini çekmişim. Arkaya doğru bağırdı. Emrah, Emrah beni duyuyor musun? Emrah diyerek bağırıyordu. Adım Kadir olduğu için hiç umursamamışım. Emrah sözcüğü yani takma ismim aklımın ucuna bile gelmedi. Hoca bir anda yanıma doğru gelmiş, sıraya doğru parmağını kıvırarak sert bir şekilde vurdu. Emrah iyi misin oğlum diyerek sorduğunda bir anda kitapları kapattım. Oluk oluk terlemişim. Okumak kendimi gerçekten alıyordu. Terimi sildim. Kusura bakmayın hocam. Ailesel bir günlük okuyordum da bilmediğim birkaç bir şey öğrendim. O yüzden kendimi çok iyi hissetmedim. Sen böyle bir şeyi bana söyleyebilirdin Emrah. Haydi rehberlik odasına geç bak. Nazan Hanım da yok zaten, orada rahat rahat oku. Eğer kötü bir şey olursa da bana haber ver. Ambulans olur, polis olur çağırırız, tamam mı? Hadi dinlenmene geç sen dedi. Gerçekten harika bir hoca. Allah razı olsun hocam diyerek kitapları göğsümde sıkı sıkı tutarak çıktım oradan. Hemen aşağıya rehberlik odasına inmiştim. Kapı açıktı, içeriye girdim. Etrafa bakındım, gerçekten kimse yok. Sandalyeyi kapının kulpunun arkasına doğru hiç kimse açamayacakmış şekilde kilitledim. İyice sıkıştırdıktan sonra da geçip okumaya devam ediyordum. Diğer kitabı açtığımda resimlere bakıldığında o sırtındaki kılıçlı olan bu sefer insan değil bir cin figürü. Dişleri sonuna kadar uzuyor. Yanaklarından öteye geçen bu dişler dili aşağıya doğru da uzandığını gösteriyor. Dilinin ucundan kan damlaları şeklinde çizimler yapılmış. Diğer sayfayı çevirdiğimde bu Alluri. Alluri de söylemişti ben Gargin soyundanım diyerek. Hatta evet, o zamanın cinleri geldiğinde çok değişik bir figür. Üstü derileri pollu garip bir şeye dönüşmüştü. Kalemi başıma doğru vuruyor, sürekli olarak anılarımı canlandırmaya çalışıyorum. Daha sonrasında okumaya devam ettim. Gargin soyu, karanlık tarafın en kanlı soyu. Fabon tarafından kurulduğu bilinen, daha sonrasında Rahvin'in hükmettiği bu soy, aralarında anlaşmalar yapamadı. Müslümanlığı hazmedemeyen Garginler, bu karanlık kitapları planlayanların arasına katıldı. Ve Gargin soyu Rahvin'e ihanet etti. Karanlık tarafın padişahı, acılar içinde mühürlenerek öldürüldü. Diğer bir sayfa devam ediyordu. Hüddamlar Hüddamı karanlık tarafa geldi. Yapılan anlaşmada hiçbir Hüddam karanlık tarafa geçmeyecekti. Bu yüzden anlaşmanın çiğnenmesiyle beraber Agon diye birisi ortaya çıktı. Hüddamlar Hüddamını o günden beri gören yok. Bütün sırları alıp gitti. Bütün antikleri kendisiyle götürdü. Antikler diyerek yanında bir sürü soru işareti vardı. Hüddamlar Hüddamı yaşıyor mu?
Onu bulabilecek miyiz? Hüddamlar hüddamı yaşıyorsa Gargin'in ölümünü geri mi getirdi? Bir hüddam ölüleri geri getirebilir mi? Böylesine tılsımları biliyor mu? Hayır. Gargin bir daha geri gelemez. Rahvin de geri gelemez. Hüddamlar hüddamı çiğnediği bu yasalar yüzünden intihar edip kendini öldürmüş olmalı. Bu yüzden ne canlısını ne de cesedini bulabiliyoruz. Bizler Nahanları yok edecek olanlarız. Bizler Agonuz. Agonlar tek değildir. Agonlar bütün büyücülerdir. El Marihun'un intikamı için, şeytan babamız için, Agon'un yaşaması için. Rahan hüddamlarına ölüm yazıyor, yanında da 2-3 tane nokta işareti vardı. Bu sırada kitabın üzerine bir anda kan damlaları düşmeye başladı. Burnumu kontrol ettim. Hiçbir şekilde burnum kanamıyor. Yüzümde de bir kanama yoktu. O ateş olan nefesi tekrardan ensemde hissetmiştim. Tam arkamda, kafamın arkasından benle beraber kitaba doğru bakıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Yarın yani pazar günü önemli bir toplantım olduğu için kayıt alamayacağım. Pazartesi günü kaldığımız yerden 23.00'da bir aksilik olmazsa devam edeceğiz. Rabbim ettiğiniz duaları kabul etsin, her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun, esen kalın dostlarım.